Arkadaşlar yeni örneğimiz terminalden okunan bir sayının 10 fazla ve 10 eksiğini bulup yazan programın algoritma ve akış şeması. Evet. Şimdi bu örneğimizin bir önceki örnekten çok büyük bir farkı yok arkadaşlar. Çıkartma işlemi var sadece ve sadece. Bir de toplama. Yani bir toplama bir çıkartma yapacaksınız. Sadece sorunun sorulmuş tarzı biraz daha değişik şekilde. Terminalden diyor aslında klavyeden. Şimdi önce değişkenlerimizi tanımlayacağız demiştik. Kimse değişken tanımadı. Direkt flowchart'ta çizmeyi tercih etti. Ben size değişkenler neler olabileceğini, önce kafamıza değişkenleri tanımlamamız gerekiyor. Evet. Değişkenler neler olacak? Sayı. Okunacak sayı. Bir tane sayı gireceğiz. Sayının 10 fazlasında F10 isimli bir değişkeni aktarmak istiyorum. Sayının 10 eksiğinde E10 isimli bir değişkeni aktarmak istiyorum. Bunun algoritması da şu şekilde olur. Adım 1 başla. Adım 2 terminalden sayıyı oku. Adım 3 girdiğim sayıya, yani şu sayıya 10 ekle. Bunu F10 isimli değişkene aktar. Şu atama işareti bu anlama geliyor, eşittir. Adım 4 şu girdiğim sayıya sayıdan 10 çıkart ve bunu E10 isimli değişkene aktar. Bu şekilde. Şimdi tabii burada bir durum var. Bunu bulup yazan programı dedik. Yazan kısmını eksik yapmışım ben burada. Bunu da burada ekleyeceğim hemen. Evet. Hemen yazayım arkadaşlar. Adım 5 ve onu yaz. Küçük harflerle yazalım. Adım 6 E 10 yaz. Bu da adım 7 oldu arkadaşlar. 7 adımdan oluşacak. Bunları da ekrana yazdırmış olduk. Çünkü burada bulup yazan program diyor. Yazan demeseydi burada dur diyebilirdik arkadaşlar. Ama yazan dediği için ekrana, kağıda, herhangi bir yere yazan program oluyor. Şimdi bakalım orada bir sorun var. Sunumumuzu tekrar açalım sizin için. Evet, ben onları ekledim. Bakalım sırasıyla çalışıyor mu? Evet. Adım 5, F10'u yaz. Adım 6, E10'u yaz. Adım 7, dur. Yani şurada iki eksiğimiz vardı arkadaşlar. Eğer yaz demeseydi, dördüncü adımdan sonra hemen dur diyebilirdik. Adım 7'yi yazıp dur diyebilirdik. Ama yazan dediği için buradaki adımları da ben yazdım. Şimdi bunu bildiğimiz şekilde algoritmasını değil de flowchart üzerinde hemen yapacağım sizler için. Hemen flowchart'ı açalım. Dosya yeni dedikten sonra evet diyelim. Şimdi başlayı bu tarafa taşıyorum. Duru bu tarafa taşıyorum. Önce bir sayı girişi yapacağız. Evet. Bir sayı giriniz diyelim. Evet, bunun adına da değişkenlerimizin, ilk değişkenimizin adı sayıydı. Değişken tanımlıyoruz. Değişken adı diyor sayı. Tamam dedim. Bunu buraya ortalıyorum. Ortaladıktan sonra ne yapacağız? Bu sayı üzerine işlemler yapacağız. Aritmetik işlem yapacağız. İşlenen 1, işlenen 2 diyor. İşlenen 1 arkadaşlar sayı. Sayının 10 eksiğini istiyordu. Eksi 10 diyorum. İlk başta toplama vardı arkadaşlar. İsterseniz onu yapalım. Sayının 10 fazlası istiyordu. Buna da fazlası dediğine göre F10. Fazla 10 anlamında bu değişkeni aktarsın. İşlemin sonucunu. Daha sonra bir tane daha yerleştiriyorum. Bu da sayının 10 eksiğini istiyordu. Bunu da E10 değişkenine aktarsın. Evet. Daha sonra da arkadaşlar F10 ile E10'u ekrana yazdıracağız. Bunun için out'u kullanıyoruz. Buraya da sayının
sayının 10 fazlası. Buraya da F10 yazdım. Enter'a bastım. Evet. Yine out diyorum. Mesaj olarak 10 eksiği diyelim. C. Yumuşak G'yi kabul etmedi. Bunu yazdık. Buna da E10 diyorum. Evet, bunu da yazdık. Şimdi sıra geldi bunları birleştirmeye. Şöyle alt alta hizalıyorum. Ben ekranın biraz yanından baktığım için şu anda eğri görünüyor. Sonradan düzelteceğim zaten. Şimdi birinci kutumu ikinci kutuya böyle sırasıyla doğrusal olarak bağlayacağım bunları. Bunun için birinci kutuya tıkladım. Daha sonra ikinci kutuya tıkladım. Bağla dedim. Diğerlerini otomatik olarak bağlamak için otomatik bağlayı seçiyorum. Bağla, 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 bağla diyorum. Burada dikkat edeceğiniz bir husus var. Bir daha bir kutuya tıklarsanız yine bağlamaya devam eder. Onun için son tıklama, bağlama işi bittikten sonra otomatik bağlama onayını kaldırdım. Ve hemen bunları bir düzenleyeyim şöyle daha göze hoş gelecek şekilde. Düz olsun. Evet, bunu da düzelttim. Evet, bu şekilde düzelttim arkadaşlar. Şimdi çalıştırayım. Evet diyelim. Buna da işte sayı diyorum. Masa üstüne, bilgisayarın masa üstüne kaydoldu. Hemen ilk akış şemamdaki kutucuk çalıştı ve bir sayı görünüz diyor. İşte sayının 10 fazlası diyorduk. 98 olsun mesela. İki basamaklı bir sayı girdim. Hemen adımlar çalışıyor ve 10 fazlası 108, sayının 10 eksiği 88 şeklinde bana sonucu verdi. İsterseniz bir kez daha çalıştıralım. Kapatıyorum. Çalıştırıyorum. Çalışma esnasında durdurmak isterseniz hemen pausa basıyorsunuz. Bakın şu anda zaten buradayız. Mesela buraya bir rakam girelim. 15 bir sayı girdim arkadaşlar. Enter'a bastım. Bir alt kutucuğa geçti. Enter'a basınca gidiyor mu? Gitmiyor. Çünkü burada sayı istemişti. Şu anda bir alt kutucuğa geçti. 15 sayısını da sayı isimli değişkenin içine aktardı. Şimdi şuradaki adım adım çalıştırma var. Bunu da gösterelim. Bir kez basıyorum. Bir sonraki adıma, bir sonraki adıma. Evet, bu şekilde gitti. Ve 15'in 10 fazlası 25, sayının 10 fazlası diyor. 10 eksiği de 5 şeklinde gösterdi. Evet. Bu örneğimizde de arkadaşlar bir önceki örnekten bir fark yok. Biraz daha zihnimizi çalıştırarak şeklini değiştirmiş olduk. Konuyu daha iyi kavrayabilmemiz açısından.